Evet. Şimdi kötü huyları saymaya devam ediyoruz. İçiyle dışı bir olmak, yani içiyle dışı, içinde ne varsa dışı da aynı olmalıdır. İçi dışına uymadan sakınmalıdır. İçi dışına uymamadan sakınmalıdır. Ondan sonra Müslüman dünya nimetinin elinden gitmesine gamlanmamalıdır. Ha, adam kırıldı, öldü, devrildi. Ha, bunun faydası bu kadarmış. Burada bitti demeli. Dünya nimetinin gitmesinden dolayı gamlanmamalıdır. Ondan sonra da gittiğine dair cezi fezi etmemelidir. Etmek, evet, dünya nimetinin elinden gitmesine gamlanmak, kederlenmek, cezi fezi etmek, bağırıp çağırmak, nasıl kırılır, nasıl olur filan gibi yapmak, bunlar kötü huylardır. Bir de nimete şükür etmemek de kötü bir huydur. Adam hangi nimeti görürse şükürler olsun ya Rabbi, bu nimeti bize verdin, şükrünü eda etmekten aciziz deyip durmalıdır. Hangi nimeti görürse görsün, evini, barkını, çoluğunu, çölmeğini, bunların hepsi birer nimettir. Bu nimetleri verdin, biz de şükründen eda edin. Şükretmemeden kaçınmalıdır. Şükretmemek kötü bir huydur. Şükretmemeden kaçınmalıdır. Evet. Ondan sonra bedenin sıhhatini ve fesadını vesaire halleri sebeplerden bilmek. Mesela şimdi uyku uyumasa adam yaşayamaz, yemese yaşayamaz, içmese yaşayamaz. Bunların hepsi birer sebeptir. Bu sebepleri halk eden Allah-u Teala'dır. Ama her şeyi sebebe bağlamak da kötü bir ahlaktır. Her şeyi sebebe bağlamak değil, o sebep, o yani her şeyin sebebi o sebebe bağlı olarak yapılıyorsa da o sebepleri halk eden de Allah'tır. İstediği zaman Allah-u Teala mesela yemek doymaya sebeptir. İsterse Cenab-ı Allah 10 kilo yer doyurmaz. Doydurmak Allah-u Teala'nın sebebe bağlı değildir. Yani sıhhatın bedenini veya sıhhatın afatını sebeplere bağlamak iyi bir şey değildir. Ne? Sebebi yaradan da Allah-u Teala'dır. Evet, sebepleri anladık da sebepleri yaradan da Allah olduğunu unutmamak gerekir. Evet. Ondan sonra kendini iyi bilip nasihat dinlememek de kötü bir huydur. Bir insanın nasihat dinleyecektir. Bir adamın, hatta mesela ufacık bir adam dahi nasihat etse bile muhakkak nasihat eden bir şey söylüyorsa onun bir anladığı, bildiği vardır. Büyüklenip de benim aybım yok diye kimsenin nasihatini dinlememezlik yapmamalıdır. Nasihat edenlerin nasihatini dinlemelidir. Amcanın, babanın, kardeşin, nasihat edebilenin nasihatini dinlemelidir. Nasihat kabul etmemek kötü, nasihat kabul etmemek kötü bir huydur. Yani benim nasihate ihtiyacım yoktur demek kötü bir huydur. Herkesin nasihate ihtiyacı vardır. Allah'tan utanmamak kötü bir huydur. Peygamberden utanmamak kötü bir huydur. Kalp katılığı kötülü bir huydur. Tövbeyi, ahiret amelini tehir etmek kötü bir huydur. Ehem ve elzem olanı işlemeye üşenmek kötü bir huydur. Mesela ehem ve elzem olan nedir? Ehem elzem olan ya ilmi halini öğrenip şuraya koymaktır. Onu de üşenirse Allah muhafazına. İsraftan kaçmamak kötü bir huydur. Acele edip de faydayı düşünmeden bir işe girişmek de bunun, mesela bir iş yapıyor, bunun faydası ne olur diye düşünmeden, faydasını düşünmeden işi yapıyor, sonra da hiçbir faydası olmadığını anlıyor. Ya bu da bir kötü huydur. Bir şeyin önünden ne faydası var diye uzun uzun düşündükten sonra o işi yapmalıdır. Günaha musur olmak da kötü bir huydur. Nas'ın zemminden korkarak Hüda'nın azabından emin olmak, Nas'ın şeyinden korkuyor, zembinden korkup Hüda'nın azabından gafil olmaktan da efendim kötü bir huydur. Allah-u Teala'nın azabından emin olunmaz.
Evet, Allahü Teala'nın azabından emin olunmaz. Bid'atlara tabi olmak kötü bir huydur. Kötü adetlere tabi olmak kötü bir huydur. Kötü adetlere uymak kötü bir huydur. Teşeğüm, yani bir şeyi kötüye yorumlamak da kötü bir huydur. Cahil kalmadan korkmak da, korkmamak da kötü bir huydur. Cahil kalmaktan korkacaktır. Küfür sözleri söylemek de bir kötü huydur. Küfür işleri işlemek de bir huydur. Küfür itikatları yapmak da bir. Bunların toplamı şimdiye kadar tam 60 tane kötü huyu saydık. Bu 60 tane kötü huyun zıtları var. Mesela demin ki söyledik ya, mesela bu kötü huylardan kurtulmanın tek çaresi bunların zıttını yapmak olur. Mesela demin söyledik, bahillik, cimrilik. Cimriliğin zıttı nedir? Cimri infakı sevmez, tasattuğu sevmez. Cimrilik, madem ki cimri de cehenneme gideceğine göre o ne yapıyor? İster cehenneme gitsin, ister gitmesin, cimriliği seviyorsa cimrilikten kurtulmak için devamlı tasattuk edecek. Yani sadaka verecek, infak edecek. Ondan sonra cimrilikten kurtulacak, başka türlü kurtulmanın imkanı yoktur. İşte bunlar gibi kötü huyların, 60 tane saydığımız kötü huyların zıttı vardır. Yani kötü huyların nesi varmış? Zıttı var. Mesela şöyle diyelim. Cimriliğin zıttı cömertlik. Cimriliğin zıttına zekatın, malının zekatını verecek, beslemesi lazım olanları da besleyecektir. Tavazun zıttı, ondan sonra kibrin zıttı tavazudur, riyanın zıttı ihlastır, suizanın zıttı hüsnü zandır, hasedin zıttı gıptadır, ucubin zıttı marifettir, cehlin zıttı ilimdir. Demek ki bu saydığımız şeylerin hepsinin birer zıttı vardır. Bunlara bu 60 kötü huyun zıtlarını yapacak. Yani 60 tane kötü huyun zıttına yapışacak. Zıttına, aksine, yani kötü huyun zıttına yapışacak ve yapışıp devamlı olarak onları yapacak. İşte deminki söylediğimiz gibi bu huyun zıttı tasadduk edecek, infaya gidecek. Ondan sonra onun yerine saha gelecek. Yani adam vere vere tasadduk ede ede, infak ede ede cimrilik gelecek, yerine ne gelecek? Sahavet gelecek. İşte bütün kötü huylar böyledir. Kötü huyların gitmesi için, iyi huyların gelmesi için zıttıyla muamele edilecektir. Zaten biz eskiden biliyoruz ki bir adam soğuktan hasıl olan marazı, hastalığı sıcakla tedavi ederler. İşte bu ahlak-ı zemimenin her birinin zemmi hakkında varil olan edilleleri daima düşünmelidir. Yani bak şimdi bir adam 60 tane kötü huyunu saydı, hepsine ayet var, hadis var. Eğer alim ise bunların ayetlerini, hadislerini uzun uzadıya düşünmek lazımdır. Bak eğer alim ise bu 60 tane kötü huyu beyan eden ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri uzun uzadıya teemmül etmeli. Bu huyların kabih olduklarını bildirmek için gelen delilleri eğer kendi alim ise daima fikredip delilleri hakkında marifeti ilahide vasıl marifeti ilahi olarak Kur'an'a azımuşşan olsun. Mesela inne bazı zan ismi ve la tedessüsü gibi. Gerek hadisi kiram olsun. Geçen hadisleri uzun uzadıya düşünecek, zihin yoracak, fikredecek. Ama alim değil ise ehl-i sünnet alimlerinin derslerine hazır olacak. Neymiş? Alim değil ise bu 60 tane hastalığı öğrenmek için ehl-i sünnet alimlerinin derslerine hazır olacak veya tarikat-ı Muhammediye kitabını okuyacak veya tarikat-ı Muhammediye kitabını ondan ders verenleri dinleyecek. Hatta bu yaramaz huylardan kurtulmaya sebep olacak. Şimdi şöyle düşelim. Eğer bu yaramaz huylardan kurtuldu da bu yaramaz huyların yerine güzel huylar geldiyse mükafatı nedir? Yarın mahşer yerinde insanlar 50 bin seneden ziyade hesap göreceklerdir. İnsanlar
İşte bu kötü huylardan dolayı 50 bin sene hesap görürken Cenab-ı Allah Arş-ı Âlâ'nın altında 10 dünya büyüklüğünde bağ bahçe şeklinde bir cennet yaratacaktır. Bak ne diyorum. Mahşer yerinde bütün insanlar kötü huylarından dolayı azap görürlerken kötü huylardan kurtulup iyi huylarla huzurlanmış kimseler mahşer yerinde arşın altında bu dünyanın 10 büyüklüğü kadar bir güzel bağ bahçe içinde yaratılacak ve şöyle hitap edecek. Her kim 5 vakit namazını cemaatle kılıp ilim meclislerine hazır olduysa bu bahçeye gelsin diye nida edilecektir. Böyle olanlar mahşer halkından ayrılıp bu bahçede 50 bin yıl dürlü zevk ve sefalar edeceklerdir. O 50 bin yıl onlara bir saat kadar gelecektir. Baki kalanlar yani mahşer yerinde kalanlar azab-ı elime devam edeceklerdir diye rivayet olundu. Rabbim cümlemizi dünyada ilim meclislerinden ayırmaya, o bahçelerde safa süreyenlerden eyleye. Yani uzun lafın kısası Ahl-i Hak-ı Hamide'yi bundan sonra zikretmeye başlayacağız. Her kim dersimin başında söylediğim gibi fukarayı sabirinden, ağrıyayı şakirinden, şuhadadan, salihinden, meşayirinden, meşayi kamilinden, ulemayı amilinden, evliyayı vasılından olmak dilerse ahlakı zamimeyi terk edip ahlakı hamide ile muttasık olmak şarttır. Zira dünya ve ahiret ululuğuna nail olmak, veli mertebesine vasıl olmak, güzel huyları cem etmekle olur. Her kimde bu güzel huylar bulunursa, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem huylarından onda bulunmuş olur. Bu güzel huylar kimde bulunursa Resulullah'ın huyu ondan bulunmuş olur. Güzel huyu bulunanları Resulullah cennetle müjdelemiştir. Amelleri az olsa olanlar da güzel huylu olanlar cennetin yüksek yerlerini işgal ederler. Allah cümlemizi güzel huylardan eylesin.